Türkiye'de ne TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ne de ekranlarda gördüğümüz dolar verileri artık gerçekleri yansıtmıyor ve bunu yaşayarak hep birlikte görüyoruz. Neden mi? Ayrıntılarını bu videoda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bakın, enflasyonla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar araştırmalar yapıyorlar TÜİK haricinde ve bu araştırmaları günlük hatta saatlik bazda gerçekleştiriyorlar. Ve bu araştırmaların sonucu ortaya koyuyor ki TÜİK'in söylediği gibi %14.6 oranında bir enflasyon yok. Türkiye'nin yaşadığı gerçek enflasyon minimumda %36 seviyesinde, gıda enflasyonu bazında incelediğimizde %40'lar, %50'ler bulunabiliyor. Yani çok ciddi bir pahalılıktan bahsediyoruz ve çok ciddi bir gelir kaybından bahsediyoruz. İnsanlar satın alma güçlerini her geçen gün biraz daha kaybediyorlar. Fakirleşiyorlar, yoksullaşıyorlar. Temelde bu yatıyor. Öbür tarafta gıda fiyatlarının artmasının nedeni ise tarım politikaları ve ithalat politikaları arkadaşlar. 2 yıl hatta 3 yıl önce ısrarlı bir şekilde başlatılan ithalat politikaları nedeniyle ucuzlamıyoruz. Her geçen gün biraz daha pahalı bir ülke haline geliyoruz. Peki sadece döviz kurundan dolayı mı, yani dövizin yükselişinden dolayı mı? Tabii ki değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8.50 seviyesinden 7 seviyesine kadar düşmüş bir dolar kuru var. Ama her geçen gün zamlar gelmeye devam ediyor. Ve günlük hatta saatlik bazda fiyat değişimleri yaşanıyor. Aynı zamanda gramaj oyunları oynanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu araştırmanın sıklıkla yapılması gerektiğini söylüyor. Kim? Enflasyon Araştırma Grubu'nun başındaki Sayın Veysel Ulusoy. Önemli bir akademisyendir. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Bakın, Enflasyon Araştırma Grubu'nda sadece akademisyenler bulunmuyor. Aynı zamanda çok önemli bürokratlar da bulunuyor. Ve biraz önce de söylediğim gibi günlük hatta saatlik araştırmalar yaparak, yani araştırmayı sıklaştırarak doğru sonucu elde etmeye çalışıyorlar. Diyor ki Veysel Ulusoy, TÜİK'in kullandığı tüm maddeleri alıyoruz. Ekstra bir madde eklemiyoruz. Yani 418 kalemi alıyoruz ve biz de buna göre enflasyon hesaplaması yapıyoruz. Tek farkımız, TÜİK bunu ayda bir kere yaparken biz bunu belki ayda 40 defa, 50 defa yapıyoruz. Çok daha yüksek bir veriye ulaşıyoruz. Dolayısıyla da %36.2 oranında Türkiye'de yaşanan bir enflasyon olduğunu buluyoruz diyor. Aslında Enflasyon Araştırma Grubu'nun rakamı bile düşük kalıyor gerçek gıda enflasyonunun yanında. Nitekim TÜKODER'in araştırmasına bakıyorsunuz. TÜKODER araştırmasında gıda enflasyonunun %40-50 aralığına kadar yükselmiş olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten de böyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bakın, süt ürünleri %50'nin üzerinde artıyor. Bir yılda %50-%60 oranında artışlar görüyoruz. Ve buna bağlı olarak da fiyatlar değişmiyor çünkü gramajlar değişiyor. Gramaj oyunları oynanıyor. Paket 600 gramlıksa 500 grama, 500 gramlıksa 400 grama düşürülüyor. Böylece fiyatı değiştirmemeye çalışıyorlar. Ama birim fiyat üzerinden hesaplandığı zaman görülüyor ki çok ciddi artış var süt ürünlerinde. Peki sadece süt ürünlerinde mi? Hayır, et, işlenmiş et, diğer gıda ürünleri hepsinde neredeyse %40 ile 50'ye varan oranlarda artışlar var. Ki TÜKODER'de yine TÜİK'in kullandığı kalemleri kullanarak bu araştırmayı gerçekleştiriyor ve bunun sonucunda da gıda enflasyonunun %40 ile 50 aralığında olduğunu buluyor. Bakın, sizlere günlerdir söylediğim konulardan birisi bu. Türkiye'deki enflasyon bizim ekranlarda gördüğümüz TÜİK'in açıkladığı enflasyon değil diyordum. Aynı zamanda aslında gıdanın ağırlığının az olması da yine enflasyonun düşük çıkmasını beraberinde getiriyor. Büyük bir oyundan bahsediyoruz. Gerçi TÜİK son kararıyla gıdayı ağırlık olarak arttırdı enflasyon sepetinde ama hala yeterli değil. Gıdanın tamamen ayrılıp ayrı bir enflasyon olarak ortaya konulması gerekiyor. Hesaplanıyor. Orada %20 gibi bir rakam çıkmış durumda. Hangi gıda kalemleri ele alınıyor bilmiyoruz. Ya da gramajlar göz önünde tutularak mı bu araştırma yapılıyor onu da bilmiyoruz. Ya da aynı Veysel Ulusoy hocanın söylediği gibi ayda bir kere araştırma yapmak ne kadar gerçekçi onu hiç bilmiyoruz zaten. Dolayısıyla TÜİK'in şu anda yaptığı araştırma gerçekleri yansıtmıyor arkadaşlar. Bakın, iyi niyetini sorgulamıyorum. Bunu kötü niyetle yapıyorlar falan da demiyorum. Ama
TÜİK'in enflasyonu görünen o ki yapılan tüm araştırmalarda boşa çıkıyor. %14.6'lık gerçek enflasyon gerçekçi bulunmuyor ve somut belgelerle ortaya konuluyor. Aynı zamanda %20'nin üzerinde olan gıda enflasyonunun da düşük tutulduğu görülüyor aslında. %40-50'ler gibi rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bunu sadece bir kurum söylemiyor, pek çok kurum söylüyor, pek çok kişi söylüyor. Peki esas soru şu, gıda fiyatları neden artıyor? Biz her geçen gün biraz daha neden yoksullaşıyoruz ve esas ihtiyacımız olan gıdaya neden ulaşamıyoruz? Bu sorunun cevabını da Dünya Gazetesi'nde bence çok önemli bir ekonomi yazarı olan, tarım yazarı olan Ali Ekber Yıldırım veriyor sevgili dostlarım. Diyor ki, ithalat olduğu sürece, üretim baltalandığı sürece enflasyonun artmaması mümkün değil. Yani gıda enflasyonu önümüzdeki dönemde de artmaya devam edecek. Öbür taraftan çiftçi üretimden tamamen uzaklaştırıldı diyor. Haklı mı? Haklı. Ben de zaten bu iddiaları uzun zamandır sizlerle paylaşıyorum. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Mesela bir gübre örneği verelim. Türkiye'de gübre fiyatları %60 ile %87 arasında yükselmiş durumda, zamlanmış durumda. Dolayısıyla çiftçi artık gübre kullanmıyor. Gübre kullanmayınca verimlilik azalıyor. Verimlilik düşünce çiftçinin geliri düşüyor, arz azalıyor. Dolayısıyla fiyatlar yukarıya çıkıyor. Çiftçi bir dahaki sene üretmekten vazgeçiyor ya da sadece kendisi için üretmeye başlıyor. Öbür taraftan biz arz düştüğü için fiyatlar yükseliyor ve o yüksek fiyatlarla satın alma yapmak zorunda kalıyoruz ve gıda fiyatları da artıyor. Peki bizim devletimiz bu konuyla ilgili nasıl bir önlem aldı? Daha doğrusu devletimiz demeyelim, ekonomi yönetimimiz bu konuyla ilgili nasıl bir önlem aldı? En kolaya başvurdu. Yani çiftçiyi desteklemek yerine, onu sübvanse etmek yerine çok daha zor bir yöntemi seçmek yerine kolay olana başvurdu. Biz ithal edeceğiz dedi, yurt dışından ucuza getireceğiz, bu sayede de fiyatları aşağıya çekeceğiz dedi. Hatırlayın patates soğan sürecini, stokçular sürecini. Aynı hata bugün marketçiler üzerinden yapılıyor. Yarın öbür gün yine fiyatların aynı şekilde yükseldiğini göreceğiz. Pek çok üründe ithalat vergisi düşürüldü ve ithalatçı bedavaya Türkiye'ye ürünleri getirdi. Sonrasında ne oldu arkadaşlar? Evet, çok kısa vadede fiyatlar bir miktar ucuzladı ama çiftçi malını satamadığı için, mal elinde patladığı için ya da zararına satmak zorunda kaldığı için üretmekten vazgeçti. Bir sonraki sene fiyatlar çok daha fahiş hale geldi. Onun için gıda fiyatlarının arttığını görüyoruz. Yine ithal etmeye kalktığımızda da piyasamızı takip eden yurt dışındaki üretici, madem sen üretmiyorsun artık ben fiyatları belirliyorum demeye başladı. Bakın et fiyatlarını yüksekten ya da tarım ürünlerini bize yüksekten vermeye başladı. Zaten ayçiçek yağındaki fiyat artışının temel nedeni de bu. Yurt dışında adam seni görüyor, sen ayçiçek üretmiyorsun diyor ve artık kuralları ben belirlemeye başlarım diyor. Bir başka handikaptan daha bahsedelim arkadaşlar. Sokak arasındaki bakkalın, manavın, pazarcının hiçbir suçu günahı yok. Onlar fiyatı arttırıyor falan değiller. Esas fiyat belirleyen zincir marketler ya da discount marketler ya da indirim marketleri. Adım başı her sokak arasında bunları görüyoruz. Ve hepimiz de buradan girip alışveriş yapıyoruz. Fiyatı belirleyen onlar tarladan gidip çiftçiyi zararına satmaya zorlayan onlar. Dolayısıyla arkadaşlar ciddi bir sıkıntı var aslına bakarsanız ortada. Onlar çok ucuza alıyorlar, hem çiftçiyi batırıyorlar hem de sonrasında çok daha önemli bir şey yapıp fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar ve gıda fiyatlarının yukarıya gitmesine sebep oluyorlar. Denetimle de hiçbir sıkıntıları yok, hiçbir şekilde denetlenmediklerini gayet iyi biliyoruz. Sokak arasındaki markete, pazarcıya yapılan baskının onda biri bile yapılmıyor bu zincir marketlere. Dolayısıyla gıda fiyatları yükseliyor. Bir başka önemli mesele, yine Ali Ekber Yıldırım'dan devam edelim arkadaşlar. Gübre örneği dışında ilaç örneği var, mazot örneği var. Bunları niye söylüyoruz? Çünkü bunlar tamamen ithalata bağımlı hale gelmiş durumda. Eskiden Türkiye'de ihtiyacın çok önemli bir kısmı kamunun üretimiyle gerçekleşiyordu. Gübrede
ilaçlamada ve diğer tüm ürünlerde. Mazotsa sübvanse ediliyordu. Bugün mazot yatçıya bedava ama eğer ki çiftçiyseniz aynı bizim sizin ödediğiniz gibi vergileri ödemek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla girdi maliyetleri her geçen gün biraz daha artıyor. Bakın çiftçinin, tarımın yani tarım ürünlerinin girdi maliyetleri son bir yıl içerisinde %15,5 oranında artmış durumda. Bunun üzerine diğer maliyetleri ve karları eklediğiniz zaman fiyatların nasıl yükseldiğini siz düşünün. Ama çiftçi kazanmıyor. Bakın üreten her seferinde zarar ediyor ve zarar ettikçe de üretimden vazgeçiyor. Üretimden vazgeçtiği için de biz olmayan bir malı satın almaya çalışıyoruz. Arz edilmeyen bir malı almaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla da arkadaşlar arz yok, talep çok, fiyatlar yükseliyor. Ekonominin en basit kuramlarından birisi arz talep ilişkisi. Bir yerde çok fazla talep varsa ama arz yoksa o malın fiyatı yükselmek zorundadır ve yükseliyor arkadaşlar. Ali Ekber Yıldırım'ın özellikle yazılarını yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok önemli konulara değinen bir isim. Bakın aynı vurguyu aslında enflasyon araştırma grubunun başındaki Veysel Ulusoy da söylüyor. İthal ettiğiniz sürece, çiftçinizi desteklemediğiniz sürece siz enflasyonla karşı karşıya kalmaya devam edeceksiniz diyor. Yüksek gıda enflasyonu devam edecek diyor. Aynı vurguyu TÜKODER Başkanı da yapıyor. İthalata herkes aynı vurguları yapıyor. Peki Türkiye'nin bu konuyla ilgili attığı bir adım var mı? Yani bu işten vazgeçmiş durumda mı? Çiftçiyi sübvanse ediyor mu? Hayvancıyı sübvanse ediyor mu? Gıda ürünleriyle ilgili sahiden uğraşan insanları sübvanse ediyor mu? Yoksa onları batırmak için elinden geleni yapıyor mu? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Süt ürünlerinin fiyatları her geçen gün artarken geçtiğimiz yıl süt fiyatı, ham süt fiyatı sabit tutuldu devlet tarafından, ekonomi yönetimi tarafından. Yani süt üretenler batırıldı arkadaşlar, aynı çiftçiler gibi. Dolayısıyla süt üretenler batırıldı, meydan büyüklere kaldı. O meydanı ele geçiren büyükler hemen baskılarını yaptılar ve bunun sonrasında süt fiyatlarına da zam yapıldı. Dolayısıyla süt ürünlerine ekstra bir zam daha geldiğinde kimse şaşırmasın. Fakirleşmeye devam edeceğiz. Gıdada ciddi sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz. Koşullar bu şekilde devam ettiği sürece. Koşullar bu şekilde devam edecek mi? Asıl soru bu. Şimdi biraz daha çerçeveyi büyütelim. Yurt dışına gidelim, dünyaya gidelim. Dünyada durum ne? Son 10 yıldır gıda fiyatları dünyada düşüyordu arkadaşlar. Tüm dünyada gıda fiyatları düşüyordu, Türkiye'de yükseliyordu. Tam bir ters orantı söz konusuydu. Pandemi ortaya çıktığından beri dünyada da gıda fiyatları yükseliyor. Bir başka önemli konu, dünyada da üretim azalmaya başladı pandemi nedeniyle. Ve bu bir kıtlık ekonomisi yaratmaya başladı. Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. İyi bir örnek olduğu için Rusya çok fazla ürettiği buğdayını bile satmak istemiyor. Bakın yılda 85 milyon ton buğday üretiyor. Bunun 35 milyon tonuna ihtiyacı var sadece. 50 milyon tonunu rahatlıkla ihraç edebilir ama bu 50 milyon tonu bile ihraç etmek istemiyor. Avrupa ülkeleri çok ciddi bir gıda talebi içerisinde zaten. İklim nedeniyle Balkan ülkeleri de yeterince üretim gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla arkadaşlar gıda fiyatları daha da artacak çünkü kıtlık ekonomisi ve kara borsa devreye girmeye başlayacak. Ve totalde bakıldığı zaman bütün bunlar Türkiye gibi ekonomilerin çok daha sıkıntıya girmesini beraberinde getirecek. Eğer ki siz tarım üretimi yapmıyorsanız, hayvancılığınızı öldürmüşseniz çok daha pahalı ürünlerle karşı karşıya kalmak zorundasınız. Bakın her şey çok net aslında ama buna rağmen bizim bütün meselemiz doları baskılamak olmuş arkadaşlar. 7.13'e çektik mi doları? Tamam, herhangi bir sorun yok. Rahatız arkadaşlar, yolumuza devam edebiliriz. O zaman burada şu soruyu hepinizin sormasını rica edeceğim. Madem 8.50'den 7.13'e geldi dolar kuru, doların etkilediği tüm fiyatlar neden düşürülmüyor? Mesela doğalgaz fiyatları neden düşürülmüyor? Dolarla ilgili. Mesela su fiyatları neden düşürülmüyor? Mesela elektrik fiyatları neden düşürülmüyor? Mesela araba fiyatları
fiyatları niye düşmüyor? Mesela ekmek fiyatları niye düşmüyor? Gıda fiyatları niye düşmüyor? Madem dolarla bu kadar ilintili. Ulaşım fiyatları neden düşmüyor? Her şeye arka arkaya zam yapılmaya devam ediliyor. Mesela köprü, otoyol ya da tünel fiyatları neden düşmüyor? Aksine fahiş artışlarla karşımıza çıkıyor. %26 gibi zamlarla karşımıza çıkıyor. Bu soruları lütfen sorun arkadaşlar. Çünkü mesele dolarsa, enflasyonu patlatan dolar ise, dolar 8.50'den 7.13'e geldiğinde mutlaka ve mutlaka aynı oranda indirimlerin yapılması gerekirdi. Bindirimlerin değil. Ama Türkiye'de bindirimler yapıldı %20'lerin üzerinde. Bakın 8.50'den 7.13'e gelmiş bir dolar kuru nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle söylüyorum %17 oranında bir düşüşü ifade eder. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde söyledi. Türk lirası %17 oranında değer kazandı dedi. Evet kazandı. Peki madem Türk lirası değer kazandı neden ürünlerin fiyatlarında %17 oranında indirim yapılmadı? Neden benzin mazot fiyatları %17 oranında düşmedi? Neden gübre fiyatları %17 düşmek yerine %87 oranında arttı? Neden faizin üzerine bir de ekstra zam maliyeti bindirildi? Bunu lütfen kendi kendinize sorun. Çünkü hepimize ne denildi? Dolar yükseldiği için fiyatlar artıyor. Dolar düşünce fiyatlar inecek. Bunu Merkez Bankası Başkanı söyledi. Biz bu yüksek faiz ortamına enflasyonu düşürmek için geçiyoruz dedim. %17'ye gelmiş bir faizden bahsediyoruz. Son 17-18 ayın en yüksek faiz ortamından bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu faiz ortamı ciddi anlamda aslında reel sektörü köşeye sıkıştırıyor. Bunu gayet net biliyoruz. Pek çok firma şu anda bankalardan artık kredi alamıyor. 600 binden fazla firmanın kredilerle işini döndürdüğünü düşünürseniz çok önemli bir konudan bahsediyoruz aslında. Reel sektörü yüksek faizle köşeye sıkıştırıyorsunuz, doları baskılıyorsunuz, enflasyon patlamaya devam ediyor, işsizliğiniz artıyor, ülkeyi tamamen ekonomik bir bunalıma sokmuş durumdasınız. Stagflasyon ortamından bahsediyoruz artık net bir şekilde. 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhitin köprüsüne, tüneline faiz zamlar yapmaya devam ediyorsunuz indirim yapacağınıza. Ekmeğine kadar %20-%30 oranında zamlar yapmaya devam ediyorsunuz. Bu zamlar insanların belini bükerken hala biz bakın doları düşürdük nidaları atılıyor. Biz de diyoruz ki evet bravo doları düşürdüyseniz, bravo daha da düşürecekseniz ama düşürdüğünüz oranda o zaman yaptığınız zamları geri alın. Ekstra zamlar yapmayın. Yaptığınız zamları geri almak zorundasınız. Dolar enflasyonu bu kadar etkiliyorsa. Etkilemiyorsa da vatandaşa gerçekleri söylemekle mükellefsiniz. Bir, ikincisi bu yüksek faiz ortamından da Türkiye'yi çıkartacaksınız. Çiftçinin sorunlarını bir an önce çözeceksiniz. Sanayicinin, reel sektörün, KOBİ'nin sorunlarını bir an önce çözeceksiniz. Türkiye'nin gerçekten üreten bir ülke olmasını sağlayacaksınız. İşsizlik sorununu ortadan kaldıracaksınız. %30'ların üzerinde gerçek işsizlikten bahsediyoruz. %50'lere dayanmış genç işsizlikten bahsediyoruz. %60'lara dayanmış üniversiteli işsizlikten bahsediyoruz. Dolar kurunun düşük olması her şeye ilaç gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ama böyle bir tablo yok. Rezervleri bir miktar yükseldi diye övünenler bunu kısa vadeli dış borçla yaptıklarını söylemiyorlar. Şimdi de vatandaşın döviz mevduatları 1 milyar eridi diye seviniyorlar. Bunu boy boy gösteriyorlar. 235 milyar doların içerisinde bozulan 1 milyar dolar aslında denizde küçük bir damladan ibarettir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Öz söz, Türkiye ekonomisi ne yazık ki her geçen gün biraz daha sıkıntıya sürüklenirken insanlarımız da çok daha büyük bir fakirliğe mahkum ediliyor. Enflasyon %40, %50, %60 seviyelerinde ama yapılan zamlar %7-8 maksimum 10 seviyesinde. Bu vatandaşların gelirinin her geçen gün biraz daha düştüğünü gösterir. En basit matematiksel işlemle %10'luk zam, %40'lık enflasyon, %30 oranında bir gelir kaybını işaret eder.
Bunu da unutmayın diyorum arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.